Merhaba Almanca Kolay arkadaşlar. Size ilk önce tabii ki çok güzel bir sene diliyorum. Umarım ki bu sene geçen senenin nazaran biraz daha iyileşir görüyorsunuz. Yine bugün kitap evinden yayın yapıyoruz. Hala maalesef kimseyi aile almıyoruz ama umarım ki 1-2 ay içinde ya da en azından 3-4 ay içinde biraz pozitif düşünelim. Sizi yine burada bekleyebiliriz. İyi seneler tekrardan. Ve kısaca ben aslında bugünkü kitaplarıma değinmek istiyorum. Şimdiye kadar en yüksek, yani seviye olarak en yüksek tanıttığım kitap Friedrich Dürrenmatt, Der Richter und sein Henker idi. O B2 seviyesinde okunabilir bir kitap. Bugün ise bir tane kitap eskiden okuduğum yine elime düştü ve dedim ki belki ilginizi çekebilir ki bu kitap sağlam B2 hatta rahatlıktan C1 olarak okuyabileceğiniz bir kitap. Modern bir tane Almanca klasiklerden diyebiliriz. Birgit Vanderbeke, Das Muschelessen. Bu kitapta ilginç olan şey neredeyse virgülsüz hatta noktasız diye yazılan bir kitap. Yani bir hikaye böyle gidip geçiyor. Yine de rahatlıkla okuyabileceğiniz ama yine tekrarlıyorum B2 sağlam bir B2 ya da C1 gerekir. Ki biliyorum ki siz burada çekiliş de yapıyorsunuz. Bilmiyorum tek tek bir çekiliş yapılıyor yoksa iki kitap birden mi veriliyor? Tek tek yapılıyorsa eğer ve siz kendiniz katılabiliyorsanız tek tek kitaplara, önceden kitap tanıtılıyorsa, gösteriliyorsa ki hangi kitap için, o zaman isterseniz bu kitap çekilişe olursa sizin seviyeniz en az B2 olmasını tavsiye ederim bu konularda. Kitap dediğim gibi Das Muschelessen, Birgit Vanderbeke. Muschelessen midye yemeği oluyor. Ki, ya da midye ziyafeti de diyebiliriz. Almanya'da çok az deniz var ama bu midye yemeği neredeyse bütün Almanya'da geçerli. Şimdi bu midye ziyafeti nereden çıktı? Bu bir ailenin bir babası var. Bu aile eskiden Doğu Almanya'da yaşıyordu. Ve bir ziyarette Batı Almanya'da bir ailenin ziyaretinde midye yemeği ziyafeti çekiliyordu ve baba bunu çok sevdi. Bu sadece kitabın adını oluşturmak için. Şimdi senaryosu da şu, aslında çok basit bir senaryo var. Tiyatro oyunu bile düşünebilirsiniz. Bir aile babası ya da reisi tabirliğinin bir iş yolculuğuna çıkmış ve geri dönmek üzere ailede bunu bekliyorlar. Baba ziyarette iş ziyaretine çıktı. Annesi kızı 18 yaşında ve bir tane oğlu var bu ailenin. Yani 3 kişi masada oturuyorlar ve babayı bekliyorlar. Bu hikaye o 18 yaşındaki kız açısından yani anlatılıyor. Sonuçta birinci kişi açısından anlatılıyor. Yani birinci şahıs açısından anlatılan bir hikaye. Dediğim gibi çok uzun cümlelerden kurulmuş. Virgül nokta bulunmuyor. Ama gittikçe okuyucu sarıyor. Hikayeye baba aslında bir despot. Çok dakik bir adam. Aslında hakim gibi. Şimdi yasak koymuyor ama böyle vurgu yapıyor ki lojik düşünün diye. Yani mantıken sen benim istediğimi yapacaksın gibilerinden yola çıkıyor. Yani illa da bunu yapma demiyor ama bak çocuğum bu da mantıklı olmaz mı gibilerinden sonuçta çocuklara zorluyor. Anne bir müzisyenlik okudu. 24 saat çalışıyor aslında. Bir de müzik hocası kendisi. Ve anne için aile barışı çok önemli. Onun için hep her seferinde susuyor ya da babasının ne istediğini yapıyor. Ona karşı koymak yerine aslında güzel gözükmek için hepsi birbirini babaya da şikayet ediyorlar. Hatta gammazlıyorlar. Böyle yani, tehlikeli bir olay. Hiç kendilerini göstermek yerine suskun gammazlıyorlar. Bu dediğim gibi bunlar hepsi bu hikayenin içinde çıkıyor. Siz bu olay olmuyor. Sadece o üç kişi aralarında konuşurken bu şeyler ortaya birdenbire çıkıyor. Şarap da var yemeğin içinde. Bu üç kişi babayı bekliyorlar. Ondan sonra işte bu aile aslında eski, dediğim gibi eski Doğu Almanya'da yaşadılar. Doğu Almanya'dan Batı Almanya'ya göç ettiler. Bir ara kampta kaldılar. Onu da mesela bilmiyordum. Bir ara orada da kamp, yani bir Doğu Alman arada bayağı bir kampta kalıyorlar. Bugünkü mülteciler gibi. Ve anne hep kirli işleri yapıyor. Bürokratik her şeyi hallediyor. Baba kendi işine bakıyor ve kendi işinde ilerlemesine yani kariyer yapıyor açıkçası. Adam kariyer yapıyor ama anne bunu hep destekliyor ve kendisini fedakar ediyor bu sırada. Bir de böyle bir şey var. Baba hep mükemmel bir aileyi düşünüyor. Görünümünü yapmak istiyor. Ki bu hikaye aslında bir gecede bir ailenin çöküşünü anlatıyor sonuçta. Çünkü bu kişiler birdenbire yalnız bir arada konuşuyorlar ve kendi dertlerini dertleşiyorlar. Mesela baba oğlunun çok yumuşak olduğunu düşünüyor. Kendisine benzetmeye çalışıyor aslında. Halbuki kızı kendisine biraz daha çok benziyor. Hep de diyor ki güzel bir şey olduğu vakit kendisi sorumlu. Kötü bir şey olduğu vakit anne sorumluluğu düşüyor. Hatta bu kadarına gidiyor ki mesela kızın çarpık bacakları var. Onu kız da beğenmedi tabii ki. Halbuki kendisinin çarpık bacakları var. Yani kız ondan almış sonuçta da ama o kıza yakışmayan bir şey diye düşünüyor. Tipik olduğu gibi de bir koleksiyon manlığı. İşte Pul ya da Spiegel diye Almanya'da bir dergi var. Bunların manyakları demeyeyim de bunların çok sevdiği, bunları koleksiyon yapıyorlar. Yani bir tane Spiegel haftalık bir dergi, bir tane Spiegel kaybolduğu vakit kıyamet kopuyor. Her yere gidiyorlar, bunu bulmaya çalışıyorlar. Larousse'u tabii ki çok seviyor bu adam. Bir soru olduğu vakit hemen Larousse çıkarıyor, anlatıyor. Sanki en büyük öğretmen kendisi. Ve annesi devamlı çalışıyor. Dediğim gibi çocuklara bakıyor. Hafta sonu da mutfakta duruyor. Yani öğretmenlik yanına bir de o iş düşüyor. Baba aslında kendi hayatında çok fakirlik yaşadı. Ki annesi ördü çocukluğunu, yani sepet örüyordu. Fakirlik için yaşadı ama babası bunu sonra inkar etmeye çalışıyor. Yani bu kariyer yaptıktan sonra artık annesini tanımama gibilerinden çalışıyor. Halbuki kızı gidiyor, ziyaret ediyor. Onu bile istemiyor. Ve ölümden sonra, ama o da garip, annesini en güzel mezarlığına alıyor. Çünkü her şey şov. Sonuçta bu benim annem. Bu sefer ama kızı reddediyor bu mezara gitmeyi. Ben aslında bütün kitabı anlatmayayım size. Birkaç tane daha nokta değineyim. Anne ne kadar da yumuşak görünse ama hep finansları yatıyor. Yani baba bol bol ellerini hep dağıtıyor. Çünkü sanıyor ki böyle görünmem lazım. Benim ailem zengin görünmesi lazım. Halbuki 5 kuruşu olmadan bile yine de hep bu şovu ve perfect bir aile, yani mükemmel bir aile görüntüsünün içinde yürütmeye çalışıyor. Eğer birkaç gün gelmiyorsa demek ki, ya da bir gün gelmiyorsa, bu aile ortamı çökebiliyor mu diye soruyorum. İşte bu gece ilerliyor. Aslında 6.30'da gelecekti. Oldu saat 9.45. 9.45'te de ben bunu bilmiyordum. Bazı dinlerde kıyamet saati gibi diye geçiyormuş. Ama bu kitapta ilk gördüm ve hatta annem Medea düşüncelerine kapılıyorum. Medea Yunan mitolojisinden bir tane bayan, işte çocuklarını ve kendisini fedakar ediyor. O düşüncelere kapılıyor. Saat 9.45'te daha kimse gelmedi. Anne kalkıyor, telefon çalıyor bu sefer. Anne kalkıyor ama telefonu açmıyor. Geri dönüyor. Midyeleri, kimse dokunmadı bu sırada midyelere. Yani bunlar sadece kafayı biraz çekmiş ve hepsini anlattılar. Cümle bitirmeden. Anne kalkıyor, dönüyor, midyeleri çöpe atıyor ve oğlundan rica ediyor ki git bu midyeleri at. Dediğim gibi ben ilk sefer kitabın sonunu anlatıyorum size. Ama yine de bu kitabı okuduktan sonra, ben geçen hafta okudum ve hala kafamda geziyor bu kitap. Yolda yürürken ve yani fena değil. Ki bu kitap aslında ince bir kitap. Çabuk da okuyorsunuz. Eğer o C1 seviyesindeyseniz. Dediğim gibi normalde ben ortalama uzun olursa 2 dakika bir sayfa için sürüyor bende. Baktım ki giderek bir dakikaya düştü bir sayfayı. Ki Almanca'da ben şahsen yapamıyorum ama Almanca'nın böyle okumada bir kolaylığı var. Querlesen dediğimiz, yani çapraz da okuyabiliyorsunuz. Çünkü Türkçe'de her şey fiilin içinde değil, bir yardımcı fiil ve son fiili böyle yapabiliyorsanız, yani illa da bir cümlenin içinde bütün kelimeleri okumanız gerekmiyor. 2-3 tane kelime okuduğunuz vakit cümlenin anlamını çıkarabiliyorsunuz bazı yerlerde. Bu kitap bir arada Almanya'da okullarda da tavsiye edildi. Çıkar çıkmaz, o 1990'da çıktı. Çıkar çıkmaz hemen bir ödül aldı. Ingeborg Bachmann ödülünü. Ingeborg Bachmann ödülünü Klagenfurt'ta veriliyor. Ve neredeyse yani 1977'den beri veriliyor bu ödül. Ve Almanca konuşulan ülkelerin en önemli ödülü diye sayılır. Ingeborg Bachmann kim? Ona çok çok kısa değineceğim. Ingeborg Bachmann 20. yüzyılın en önemli Avusturyalı yazarlardan bir tanesi. 1926'da doğdu ve 1973'te Roma'da bir yangında vefat etti kendisi. Yani o da yandı. Belki bir gün Ingeborg Bachmann'ı da tanıtırım size. Ben daha hiç okumadım kendisini ama kendisi mesela Ingeborg Bachmann Alman filolojisini okudu, şiir yazdı, deneme yazdı, öykü yazdı, roman ve oyun yazdı. Vanderbeke yazarımıza gelince, Vanderbeke 1956'da Brandenburg'da doğdu. Yani kendi tecrübelerinden biraz anlatıyor çünkü o da Doğu Almanya'da doğdu. Ve Frankfurt an Main'a göç ettiler. Biliyorsunuz Frankfurt şehri bir am Main, yani Main rehninde var. Bir de Oder rehninde var, nehrinde var. Oder, Frankfurt an der Oder Doğu Almanya'da oluyor. Frankfurt am Main Batı Almanya'da oluyor. Ve 1993'ten beri Fransa'da yaşıyor kendisi. Bunu böyle kısaca anlattım ki uzun bir kitap değil. Dediğim gibi ben ilk önce dedim ya bunların noktaları nerede? Bu hiç virgül mü yok bu kitapta, noktası yok. Ama dediğim gibi böyle sarıyor insanı. Çok güzel, beğendiğim bir kitap oldu. İsterseniz kısaca kitabın tanıtımını size arkasını okuyayım. Zaten bir kitap seçerseniz her zaman tavsiyem arkasını bir okuyun. Seviyeniz hem dilden açısından hem de seviyeniz çok belli olur. Birgit Vanderbeke, Das Muschelessen. Weil der Vater sich verspätet, kommen seine Frau und die beiden Kinder am gedeckten Tisch vor einem Berg Muscheln ins Gespräch. Der Vater wird besichtigt, seine Autorität erstmals in Zweifel gezogen und 3 Stunden später ist der Patriarch gestürzt. Am Ende der Erzählung wandert ein ideologischer Grundpfeiler des Bürgertums auf den Müll. Die Idee der Familie, das Idyll der Geborgenheit, Sicherheit erweist sich als Mischung aus heiliger Inquisition, Sträflingsgaleere und Gummizelle. Das war der Kommentar der Tageszeitung. İkinci kitabımız, tabii ki şimdi dengeyi biraz bulalım. C1'den yine biraz aşağı inelim, hatta İ aşağı inelim. Lustige Sprachrätsel A1. Bu A1 seviyesinde kısa bulmacalar. Ve bu bulmacaları hem evde yapabilirsiniz ya da yolda istiyorsanız tramvay, metro, otobüs, hatta bunların sayfalarını çıkarabilirsiniz, derste kullanabilirsiniz eğer hocaysanız. Ve bu işte sadece bulmacalardan oluşan bir kitap. Lustige Sprachrätsel, yani eğlenceli bulmacalar diyelim, A1 seviyesinde. Çok çeşitli egzersizler yapabiliyorsunuz bunda. Resimli bulmaca, labirentler var ve hece oyunları. Her türlü bulmacaları bulabilirsiniz bunun içinde. Ve en önemlisi burada kelime hazinenizi geliştirebilirsiniz. Çok geliştirebilirsiniz hatta. A1 seviyesinde tabii ki bu kitap. Ve kimden olacak? Tabii ki Huber'den. Yine Huber'siz geçemiyoruz yani bugün. Evet. Bunu tabii ki herkes yapabilir ama nasıl demin de dediğim gibi çekilişte buraya daha çok C1'ciler, hatta sağlam B2'ciler ilgi duysun. Eğer hoca değilseniz ve illa da A1 öğretmiyorsanız bu kitaba katılmanıza gerek yok. Çok teşekkür ederim. Hepimize çok sağlıklı yıllar diliyorum. Ve inşallah kitap evimizde de, kafemizde de ya da başka bir yerde tekrardan buluşmak üzere. İyi seneler, mutlu yıllar. Görüşmek üzere. Bay bay.